Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Acer'ın basın toplantısındaki en havalı, en böyle cool ürün diyeceğimiz bir modeli var. Hemen arkamda şurada görüyorsunuz. Acer Swift 7 olarak geçen modeli var. Bunun 5'i vardı. Şimdi daha da hafiflemiş, daha da performanslı bir hale gelmiş. Gelin bakalım bu ürün bize ne gibi özellikler sunuyor ve kimler için uygun. Hep beraber izleyelim. Şimdi Acer'ın Swift 7 ürününe bakıyoruz. Bu gerçekten güzel bir cihaz olmuş. Tabiri caizse ateş ediyor. Ne gibi güzelliği var? Şöyle elimde görüyorsunuz bakın. Kuş gibi hafif bir model. Ekranımız 14 inç. Geniş bir ekran var bu arada, onu söyleyelim. Güzel bir klavyemiz de var. Hemen şöyle klavyemizi gösterelim. Teknik speklerine biraz bakmak istiyorum cihazın. Hemen söyleyeyim size. %92 ekran gövde oranı var bu ekranın. Şuradaki kalınlığı görüyorsunuz zaten. Yok gibi bir şey kalınlığımız neredeyse. Ekran gövde oranı çok çok ince. Şimdi telefonlarda vardı bu özellik biliyorsunuz. Yavaş yavaş bilgisayarlar da geçmeye başladı. İnce çerçeveli bir bilgisayar. Şöyle şurada, detay çekeyim biraz. Şöyle göstereyim. Biraz zor görünecek belki ama şurada küçük bir yuva var. Bakın görüyorsunuz burada bir webcam var. Webcam bu şekilde gizlemişler. Neden? Çünkü ekranda webcam yani kamera koyacak yer yok. Bunun dışında cihaz çok güzel tabii. Intel'in 8. nesil işlemcilerini kullanıyor. Tabii bu fiyata göre işte seçtiğiniz donanıma göre değişeceğini söyleyebiliriz. Yani i7 olabilir, i5 olabilir. Belki i3 de gelebilir. Şu an tam bütün teknik speklerine hakim değiliz. Ne gibi bağlantılarımız var? Şöyle göstereyim yan tarafını. İki tane Type-C var burada. Biraz zoom gireyim. Tam görülmüyor. Evet, şurada iki tane Type-C'miz var. Hemen şöyle kenarda açayım. USB Type-C'leri buradan görüyoruz. Burada başka bir bağlantı yuvası ne yazık ki yok. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta da burada bir mikrofon girişimiz var. Şurada görülüyor. Bunun dışında bu taraf temiz bir şekilde yapılmış. Bu arada Swift 7'yi şu minik aparatla farklı özellikler kazandırabiliyorsunuz. Bunu taktığımız zaman ki USB Type-C'den bağlanıyor. Şöyle gösterelim. USB Type-C'den bağlanıyor Swift 7'ye bu kablo ve bu HDMI ve ekstra bir daha USB Type-C ve bir tane de normal USB standart USB çıkışı cihazın standart özelliği haline gelmiş oluyor. Bu aksesuarın kutudan çıktığını da belirtmiş olalım. Enteresan tabii bazı özellikleri var. Şimdi bakın touchpad'e bakın. Çok geniş bir touchpad'imiz var. Şöyle bakın. Şöyle bir şeyler oluyor. Tarayıcıyı açtı burada bu arada. Tabii Windows işletim sistemimiz var. Touchpad bayağı bir geniş. Bakın görüyorsunuz. Böyle ekran kadar geniş olmuş. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Dokunmatik ekran var cihazda. Bakın kapattık. Özellikleri de aslında burada yazıyor. 8. nesil i7 işlemcimiz var. 890 gram ağırlığı var. 9.95 mm magnezyum alışımlı bir gövdemiz var. 14 inçlik Full HD IPS bir ekranımız var. 10 saate kadar da pil ömrü var. Tabii şimdi Özgür Çetin anlatıyorsun ama bunun fiyatı ne diye soracaksınız muhtemelen. Hemen söyleyeceğim. Cihazın Avrupa fiyatı 1800 euro olacak. Türkiye'ye ne kadar gelir bilmiyorum ama yani kabaca 1800 euroyu çarptığınız zaman zaten işte 6,5'ta filan kaba bir rakam elde edersiniz. Üzerine vergi, KDV vesaire de geleceğini söyleyebilirim. Tabi bu özel bir ürün. Herkesin kullanabileceği bir ürün değil. Yani biraz daha böyle iş adamları, sürekli böyle güçlü bir cihaza ihtiyacı olanlar ki mesela şöyle göstereyim. Şöyle bir şu an bu bilgisayar yani bakın 14 inçlik bir bilgisayar ve kuş gibi. Ve gerçekten de çok başarılı. Arkası da şöyle. Gerçekten de çok başarılı bir ürün. Tabii herkes için uygun bir ürün olmayabilir. Bunu biraz daha böyle bütçesi olanlar, biraz daha işte sürekli hareket halinde olup hıza ve performansa ihtiyacı olanlar için güzel bir model. Evet, Acer Swift 7'nin incelemesini yaptığımız, hızlı bir bakış attığımız daha doğrusu videomuzun sonuna geldik. Bize YouTube kanalımızda ulaşabileceğiniz gibi www.teknolojioku.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizle bizi iletmenizi istiyoruz. Hepsini değerlendirdiğimizi söyleyelim. CES turumuz devam edecek. Las Vegas'taki en yeni teknoloji sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.